Söyle, neymiş şartların? Kiradaki daireyi... Septap'ın üzerine yapacaksın. Bu Allah belanı versin! Namussuz soyguncu! Senin niyetin belliydi zaten! Malıma göz diktin! Alçak herif! Alçak herif! Bırak yakamı bak! Vazife başındayım, hapse atarlar seni. Unut sen o işi! Hiç heveslenme! Sana malımı yedirmem! Sen bilirsin Latifciğim! Eşek gibi kabul edeceksin sonunda! Gözün aydın Rasim amca! Senin de oğlum, senin de, hepimizin gözü aydın! Septap'ı istemeye annemi ne zaman getireyim? Yarın! Olur, tamam! Acelen ne kızım? Kız artık dayanamıyor canım! Otursana Adem! Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık! Öyle ya, otursana Adem! Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları! Maşallah Lütfi Bey! Ne zaman gelsem, buradasınız! İyi, iyi! Hizmet daha bekleyecek miyiz ustacığım? Şimdi ablacığım, çırak biraz acemidir de! Ne işin var burada? Burada insanın ne işi olur ki? Terbiyesiz! Haşa! Senin ne işin var burada? Ben saklanıyorum! Gel seni saklayayım! Yılışma, ciddi ol! Kız zaten senin yüzünden bir araba dayak yedim! Kızdırma kafamı, çok fena yaparım seni burada! Ahay! Ne yaparsın ki? Seni kenefe atar, sifonu çekerim, gidersin! Hadi yap bakalım, yap da görelim! Tövbe estağfurullah! Bu kız insanı dinden imandan çıkarır! Sus! Sesini çıkarma, polisler geldi! Çıkarmayayım değil mi? Bana da mektup getirdin mi? Al! Bu iyiliğimi de unutma! Posta kutusuna atsam, babandan öyle bir dayak yerdin ki... Yaşasın! Tövbe tövbe, insan günaha girer vallahi! Biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü! İki ineği var, günde 30 litre süt alıyor, 100 litre satıyor. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım, nasıl laf öyle? Bak, özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni, ha? Bir de Murat araba vereyim sana, bitsin bu iş. Hadi, hadi. Cevabın? Eşol eşek.